Bir kadın gelecek, bir kadın vekil gelecek. Önce izleyeceğiz, sonra konuşacağız. Size uzattınız o çeneşi. Size çevirmesini biz çok iyi biliriz. HDP'li milletvekili seçilir seçilmez köy kolcularını tehdit etti. HDP'nin genel seçimlerde %10 barajını aşması sebebiyle Muş'ta kutlama mitingi düzenlendi. Kürsüye çıkan Muş milletvekili Burcu Çelik Özkan, halka silah doğrulttuğunu ileri sürdüğü korucuları hedef aldı. Bu memleketten defolup gideceksiniz. Tekrar altını çiziyorum. Orada yaşayan halkımız, Karaağaç'ta, Hasköy'de, onlar bizim başımızın üstüne. Biz onlar için de mücadele edeceğiz. Bu topraklarda yaşayan herkes için. HDP'li vekil Burcu Çelik Özkan bu kadarla da yetinmedi. Bize uzattınız o çeneşi, size çevirmesini biz çok iyi biliriz. Çiçeği burnunda vekil tepkiler üzerine özür diledi. Özkan seçim döneminde saldırı ve tehditlere maruz kaldığını ve bu sebeple duygusal davrandığını ileri sürdü. Ben tüm halkımızdan bu yanlış anlaşılma sebebiyle özür diliyorum. Hanımefendiciğim. Burcu Hanım, Burcu Çelik Özkan, çevir kazı yanmasın muhabbeti sizin yaptınız. Dakika bir, gol bir. Aslında belki de kafanızın içerisindekileri yansıtıyorsunuz, söylüyorsunuz. Ama bakın, Türkiye Partisi olma niyetinde bir lideriniz var. Selahattin Demirtaş var. Ülke diyor. Memleket, tek memleketten bahsediyor. Sizin söylemleriniz öncelikle ülkeme zarar verir. Bu topraklara zarar verir. Daha sonra da partiniz önemli değil benim için. Sizin partinize zarar verir bir siyasetçi olarak. Dakika bir, gol bir bunu yaparsanız bu ülkede bu topraklara huzur getirmezsiniz. Sadece kötülük yaparsınız. Daha sonradan çıkıp özür dilemeyeceksiniz. Önce düşüneceksiniz sevgili hanımefendiciğim Burcu Çelik Özkan, sayın vekil. Vekil oluyorsunuz artık. Ardından konuşacaksınız. 100 kere düşünüp, rahmetli anneannemin sözüdür o, 100 kere düşünüp bir kere konuşacaksın derdi. 100 kere düşünüp bir kere konuşacaksınız.